Arkadaşlar merhaba. Çok durağan bir açılış yapıyorum şu an çünkü saçlarım aşırı kötü ve ben artık saç kestirmeye de gitmedim, gidemedim diyeyim. Onun için ne yapacağım? Sezen'le birlikte keseceğiz. Yani kesmeye çalışacağız. İlk açılışımız böyle olacak videonun başlangıcında. Sonrasında işler nasıl devam edecek bilmiyorum ama umarım memnun kalırız. Yani ağlamayız umarım. Yani onu çok şey yapıyorum. Ne kadar çok salladım telefonu ya. Yani biraz şey buraları falan alacağız. Artık nasıl olacak bilmiyorum ama videonun başlangıcını böyle açmak istedim. Hava karanlık. Normalde hep gün başında başlardım ama bu sefer böyle oldu. Bu sefer böyle bir başlangıç yapmak istedim. Öyleyse işte sizleri daha fazla tutmadan ben de yeni halime bir an önce kavuşma arzusu içerisinde olduğum için giriş kısmını bırakıyorum. Bir an önce şeye geçmek istiyorum. Saçlarımın kesildiği kısma geçmek istiyorum. Sonrasında eğer ağlamazsam yine karşınızda olacağım. Ağlarsam da yine karşınızda olacağım. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Neyse. Görüşürüz o zaman. Evet, oldukça gerginim çünkü daha öncesinde saçlarım çok uzunken biz bu işe giriştik. Daha sonrasında saçlarım buralardan buralara ve buralara, yani orantısız kesti Sezen yanlışlıkla. Şimdi ise buralarımı kısaltmasını istiyorum. Hadi hayırlısı. Bakalım, umarım. Tişörtümü çıkarsam daha iyi olur bence senin için. Şöyle mi durayım, aynen. Keşke ayna olsaydı şurada. Küçük bir aynamız var mı? Buraya koysam. Zehra, aynamız var mı, küçük ayna? Cep aynası var bende. Versene. Arkadaşlar saç kesimimiz bitti, duşa girdim çıktım ve şimdi şöyle, ben de daha yeni gördüm ama direkt size son halini göstermek için de şöyle bir çekeyim dedim. Şöyle, yani bence şu an nasılım bilmiyorum ama şöyle bir tutabilirsem bence oldu. Yani benim açıkçası hoşuma gitti. Yani evde yapılabilecek en iyi saçı yaptığımızı düşünüyorum ve kafamın aşırı rahatladığını söylemek isterim. Ya tabii bazı yerlerde hatalarımız elbette vardır muhakkak ama genel olarak baktığımda ben hani şey de görmüyorum açıkçası. Kötü de görmüyorum, bilmiyorum. Olduğu gibi geliyor. Yani şimdilik bu kadar gibi. Oldu. Rahatladım. Sonra ne oldu? Çok mu korktun? Hangisinde? İkincisinde çekemedim. İkincisinde de çok korktum. Birinde buradan düştü çünkü yüzüme doğru. Birinde böyle düz düştüğü için her türlü korktum. Her türlü korktun. Evet. Ama ağzından seni uyandırmadım. İki de. Sonra uykuna geri devam edebildin mi aklını yitirince? Hemen. Aklım önemli değil o sırada. 3 saniye içinde tekrar uyudum çünkü. Korkumu yaşadım ve uyudum. O halde bize günaydın olsun mu? Olsun. Zehracığım bize günaydın olsun mu? Umarım olur. Ya sen ne güzel oldun böyle kısa saçlı ya. Hayranlar ne diyecek acaba bu videoda? Süper güzel. Değil mi? Bundan öncesinde uzun saçlıydın. Evet, biraz böyle oldu. Hepimiz neyiz? Tişörtüne bakarak. Güzeliz. Ha. Yani Beşiktaşlıyız. Evet, hepimiz Beşiktaşlıyız. Çıkamıyor böyle şeyleri ya. Neyse, bu da Sezen'in korku anısı ve Zehra'nın saçları temalı kısa bir günaydın videosu oldu. Beni göremediniz ama ben buradayım. Hoşça kalın. Kestirdiğimin daha 12. 15. saati dolmadan yeni güne uyandık. Gelen yorumlar, biliyorsunuz ki saçlarımızı kendimiz kestik. Gelen yorumlar hep olumluydu ama bir tek Muratcan her zamanki gibi muhalefet olma yolunu seçti.
Ve makineyi Hera'ya versem çok daha güzel keser diye bir yorumda bulunmuş. Şimdi öncelikle makineyi Hera'ya verdiğimizde daha iyi keseceğine eminiz. Ama eğer ki aşırı iyi keseceğinden eminsen, o zaman makineyi Hera'ya versen biz senin kendi saçlarını kestirip bir görelim. Nasıl kesiyormuş, nasıl kesmiyormuş. Yani biz yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Elde. Olan buydu. Yani geçişler biraz sert olabilmiş olabilir size göre ya da biz yumuşatabildiğimiz kadar yumuşattık. Neyse. Bir problem yok bence benim için. Buradan işte gelen yorumların hepsinin iyi olduğunu söylemek istedim. Muratcan'ınki hariç. O tabii her zamanki gibi yine kıskançlığından çatladı. Kendisi böyle bir saç kesimi başaramayacağı için. Neyse. 10'da 10. Bu ne ya? Bu ne? Aha. 10'da 10 performans. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Ben markete gidecektim şimdi. Ama... aşırı yağmur yağdığı için çıkamadım. Yani şemsiye aldık yanınızda ama aşırı derecede hızlı yağıyor. Ve ben hani dışarı çıktığımda biraz video falan da çekerim diye düşündüm. Hani yolda biraz bir şeyler anlatırım. Kafamda bir şeyler vardı. Bilmiyorum. Zehra'cığım selam vermek ister misin? Bari yağmurun dinmesini falan bekleriz. Herkese merhabalar. Aşırı yağmur. Çok yağmur. Bayağı yağmur. Yağmurda hiçbir şey yapamayız. İzlemeyiz. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Şır şır. Bence sesten ses. Evet, gök de gürlüyor. Yani açıkçası ben çok ziyadesiyle memnunum şu an böyle bir yağmur yağışın olmasından. Ama birazcık yavaşlıyor gibi aslında. Neyse, şimdi şöyle düşündüm ben aslında. Şimdi markete gidecektim ve orada bilmediğim, daha önce yemediğim birkaç tane abur cubur alırım. Alırız ve tadım testi yaparız diye düşündük. Hani günümüzü biraz böyle değerlendirelim. Malum bugün pazar günü ve dışarı çıkamıyoruz, sadece markete gidebiliyoruz. Ben 3 gündür fazlasıyla bunu aldım, hiçbir yere çıkmadım. Onun için dedim ki gidelim şöyle bir aktivite yapalım dedik. Giyindim. Aynen, ama dışarıda inanılmaz bir yağmur yağış başladı birden biz çıkarken. Müsaadenizle sana bir yutum. Evet, çok aynen. Yani şu an burada şımarmaktan başka bir yapacak bir şey gelmiyor benim aklıma. Senin geliyor mu? Hayır, sadece şemsiyemi gönderip söylüyorum. Bu arada saçlarımı kendim kestiğimi söylemiş miydim? Etmez. Bak şimdi yakışıklılığıma bak. Şu an çirkinim. Ama şu an... Burada maskeni indirdiğini söylemen gerekiyor. Hayır hayır, maskeli... Maskeli çok iyiyim ben şu an. Hadi gidelim öyleyse. Şimdi sen git yeni şemsiye al, ben karşıda seni bekliyorum, tamam? Şu an buraya sığındım. Zehra'nın yeni şemsiye alıp gelmesini bekleyeceğim. Yağmur gerçekten o kadar çok zorluyor ki. Yani hiçbir şey yapamıyorsun, yürüyemiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Onun için dedim ki bir şemsiyemiz daha olsun. İki şemsiye en azından markete gidelim. Ben de daha rahat bir hareket etme özgürlüğüne kavuşurum. Yine kendi rahatımı düşünmüşüm bu arada. Belki Zehra gelene kadar yağmur diner diye düşünüyorum. Bilemiyorum ya. Bekleyeceğiz artık. Şimdilik görüşürüz. Koş Zehra, koş. Koş, koş! Gök gürlemesi eşliğinde seni görüyorum. Kendimi ancak bir şekilde koruyabilirim. Doğru dedin. Geleyim artık, bekle. Ah. Ver. Thank you. Hadi gidelim. Evet, şemsiyeme de kavuştuğuma göre artık sığındığım yerden çıkabilirim. Teşekkür ederim bilmem ne apartmanı. Burada sana sığındım. Merhaba Zehra. Merhaba. Şimdi bak daha rahat oldu. En azından kullanım rahatlığı yaşıyoruz. Biraz konuşmakta yine zorluk çekiyorum.
2 dakika mola verdim çünkü aşırı fazla yağdı ve dan 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 sesiyle beynim ağrıdı şemsiyeden ötürü. Şu an şöyle güzel bir lokasyondayım. Bahar geliyor tabii, her türlü güzel olacak. Ne oldu öyle? Tam kamerama yağmur damlası düştü. Neyse. Şimdi bir olaydan bahsetmek istiyorum. Dışarı çıkmadan önce ben... Bir buğulanma mı var? Kameramı şuradan bir tutun. Yağmur yağdığı için. Neyse, devam edelim. Ben dışarı çıkmadan önce şey yaptım. Merve'ye bir plak seçtim. Şimdi ne demek bu plak? Merve'nin bir sürü plağı var ve plakların hepsini tek tek sıraya oturtmuş, karıştırmış. Arkadaşları içerisinde bir liste oluşturuyor ve herkes o gün bir sayı söylüyor. Artık sayıda hangisi varsa, kim varsa o plağı dinlemesi gerekiyor. Bugün benim sıramdı ve ben de onun en sevdiği plaklardan bir tanesini seçmiş bulunmaktayım. Buraya koydum ki listeyi falan da buraya koyacağım. Belki plaklardan birkaç dinleti de buraya koyabilirim diye düşünüyorum. Hatta gidelim şimdi de. Bu güzel etkinlik de ancak Merve'nin aklına gelir zaten ki bu etkinliği düzenlediği ilk andan itibaren şöyle dedim. Yani bir önce günüm gelse de ben de hemen seçsem ki seçeceğim sayıyı bile düşünmüştüm. En sevdiğim sayıyı seçtim. Ve en sevdiğim sayı, ona da güzel bir plak armağan etmiş oldu. Ona da güzel bir şarkı armağan etmiş oldum aslında, teoride benim seçimim olduğu için. Ki plak kültürü, yani insanların plak kültürü falan çok mühim. Ki herkes de olabilecek şey değil ki, Merve bunu canı gönülden yapıyor. Bunu bir analog fotoğrafçılığı. Her bir plağı ve her bir çektiği analog fotoğraf onun için tamamen bir bebek gibi, yani bebeği gibi. Şu an sanki Merve bir şey açmış da Merve'nin reklamını yapıyormuş gibi hissettim ama teoride öyle değil. Sadece Özşahin benim hayatımda ne kadar çok büyük yer ediniyorsa plaklar ve analog fotoğrafçılık da onun hayatında o kadar büyük yer ediniyor. Bunu söylemek istedim. Duygu seli falan herhalde şu an. Neyse. Bu arada şöyle bir yerdeyim şu an. Şimdi Özşahin burayı görünce bilecek niye burayı sevdiğimi. Yorumlarda Özşahin'in günlüğüyle karşılaşacaksınız. Öyle olacak değil mi? Neyse. Biz devam edelim. Biraz soluk soluğa kaldım ya. Aslında güzel oluyor yağmurda yürümek de. Hani bir yerde. Şu an sadece video çekerken birazcık zorlanıyorum, o kadar. Onun dışında bayağı güzel bir yer. O halde görüşürüz şimdi. Videoyu burada yine sonlandırıyorum. Şunları aldık. Teoride ben bunları sonra göstereceğim size ama şu an birkaç bir şey aldık. Yani yeni bir şey çıkmamış galiba. Hani ben yemediğim şey olur diye düşündüm ama maşallah her şeyi yemişim. Bir market turunu daha hak ediyoruz bence. Bence de. Bir başka yere daha gideriz, bunları alalım diye düşündüm. Şu an zaten elimde 2-3-4 parça bir şey var. Çok az. Buradan birkaç parça bir şey daha alırım ve burayı bitiririm diye düşünüyorum. Şunu bir yakınlaştırır mısın? Ne yazıyor burada? Sen seslendir. Çağdaş şehir, eski şehir. Ya ben bunu almayı çok istiyorum ama bu birime ya bu fiyatı vermek istemiyorum. 240 gram ya. Ama sırf Çağdaş şehir, eski şehir yazısı olduğu için alacağım bunu. Alıyorum arkadaşlar. Peki kaç saatte bitireceksin? Bunu mu? Yani yaklaşık bir 10 dakikası var. Anladım. Ama güzel değil mi? Çağdaş şehir, eski şehir. Çok güzel. Bak kenarında da fotoğraflar şey, var. Napoliten'e benziyor içindekiler zaten. Nerede fotoğraflar var? Yan taraf. Porsuk Odun Pazarı Kızılcık bir koş taşbaşı, yazılı kaya lüle taşı. Arkadaşlar bu alınır. Bu gerçekten alınır. Eti çünkü Eskişehir'in markası, bilirsiniz. Evet. Sponsor ol eti. Az önce ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım. Aldığım bir ürünün Hindistan cevizi kaplamalı olduğunu öğrendim ve ben hiç yemem Hindistan cevizi. Bu benim biraz tadımı kaçırdı ama ne yapacak, yapacak bir şey yok. Onun yerine ben de leman aldım. Bunu yemeyeceğim ama burada paylaşmak istedim sadece. Şimdi sıradayız. Bakalım. En başa mı gitsek? Orası bayağı boş gibi. Neyse, gidelim şunları ödeyelim de başka bir markete geçelim. Başka yolu yok. Burada hiçbir şey bulamadım. Islaklaş. Yoruldum. Ne o? Yaşlı bir birey misin sen? Biraz yaşlı bir bireyim galiba. Ama medyum olsan 21 yaşında diyebiliyorum ben. Orada bir hata olmuş. Medyum olsan 17,5 yaşında. Bense 22,5 yaşındayım. Aradaki yaş farkı da... bir bahane bulacağım. Sen nasıl kazandın Anadolu Üniversitesi'ne? Efendim? Anadolu Üniversitesi'ni nasıl kazandın? Bireyim de kazandım, kafamla, zekamla.
Çünkü kolay değil. 3 tane 1.5'u toplayıp 7.5 bulmuşluğum da var. Yani o yanlışlık malum videoda. Hayır, o yanlışlık oldu. Bu birincisi. İkincisi, yani şimdi ortalamamı söyleyip burada ortalaması düşük olan insanları rencide etmek istemiyorum. Bu ikincisi. Üçüncüsü, ortalamamla rencide olmuş insanlar da vardı zamanında. Ben 3. sınıftayken. Bu da 4.'üydü galiba. 5 mi? 6? O kadar. Daha bir şey söylemiyorum. Hadi gidelim. Ya inanılmaz yağmur yağıyor ya. Ne yapacağız ya? Çok yağmur yağıyor ya. Arkadaşlar, herkese tekrardan günaydın. Tekrardan diyorum, sanki bir her gün günaydın dermişim gibi. Bu arada videoya yansıyor mu bilmiyorum ama bir kuş sesleri var burada fazlasıyla. Çok çok güzel bir gün başlangıcı oluyor benim için. Bu arada bugün bir farklılık yarattım ve mikrofonla konuşuyorum. Şöyle göstereyim. Bu sevgili arkadaşım ve bana sponsor olan Onur Kabaktaş'ın. Şuraya hemen görselini koyuyorum arkadaşımın. Sponsor olması ve bana videoların kalitesi, ses kalitesi çok kötü, daha iyi olması açısından sana mikrofon gönderiyorum dedi ve mikrofon gönderdim. Ona buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Neyse, reklama çok fazla gerek yok. Sonuç olarak sevgili Kabaktaş bundan sonra her videomda ismi anılacak, sponsorum olduğu için. Ama çok fazla reklam yapmayı sevmiyorum ama şimdi yani Onur Kabaktaş'ın ismini de anmak zorundayım. Yani çünkü o Onur Kabaktaş, anlıyorsunuz değil mi? Neyse, devam edeyim. Buradan ilk sponsor olmuş. Mikrofonumun ne olduğunu söylemiş miydim? Dün biliyorsunuz ki markete gittik. Fazla yağmur yağıyordu ve tadım testi falan yapacaktık. Ancak ben eve gelip ceset gibi yatmayı tercih ettim onu çekmekten ziyade. Bugün de yepyeni bir güne başladım. Şimdi radyoya gidiyorum. Daha sonrasında buradaki işlerimi bitirip eve geçeceğim. Gün içerisinde o tadım testini falan yaparım diye düşünüyorum. Yani değişik bir video olacak yani. Vlog mu desem, başka bir şey mi desem bilmiyorum. Neyse, biz gitmeye devam edelim öyleyse. Ya şu anki konumum da böyle. Yani hava da bayağı güzel bu arada. En sevdiğim hava ve bulut olayı var. Yani dün gün boyu yağmur yağması ve bazı anlarda hatta gök gürlemelerinin videoma gelmesi aşırı beni mutlu etti. O halde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, radyodaki işimizi de bitirdik. Hatta biraz erken bitirdiğim için kendime ait bir zamanım oldu ve onu da işte kitap oku, işte etrafı düzenle falan derken, dergilere göz at falan derken zaman tükettim ve şimdi radyodan çıktım. Buradaki çiçekler ne kadar güzel, sarı sarı. Bayağı güzel değil mi? Öyleyse şimdi burada kapatıyorum. Muhtemelen buradan sonraki sürecimiz evde devam edecek. O halde bir sonraki yere geçmek için son 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve... Evet, sonunda gün boyunca beklediğim, hatta dün gidip malzeme almıştık hatırlıyorsunuz. Selam vermek ister misin? Yanında bugün benim tadım testimde bana eşlik edecek arkadaşım. Merhabalar. Aynen öyle. Şimdi bir şeyler... Ama tanıtmam izin vermedi. Şu an ben kötü oldum. Tam ama kendimi tanıtacaktım. Gerek yok. Sen sadece selam versen yeterli. Ama hadi tanıt. Hadi tanıt. Bu tadım testlerinin esas sahibi benim arkadaşlar. Bunu söylemeden geçemem. Snapchat'te her zaman yaptığımız bir şeydir. Yeni bir şey gördüğümüz an yapışırız ve dedik ki bunu neden YouTube videosuna uyarlamayalım. Aynen öyle yaptık. Şimdi sizlerle olacağız. Bakalım önce hangisiyle başlayacağız. Şimdi ilk önce en çok merak ettiğim, en çok sevdiğim bir cips aldım arkadaşlar. Şimdi bu cipsin şey diyormuşum, markasını görmenize gerek yok. Elime yapıştı. Taş Pati Makas diye bir cips çıkartmışlar ama neli olduğunu, süt mısırlıymış. Daha önce yemedim ama süt mısırlı başka cipsler yemiştim. Diyorum. Ye. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bayağı ya. Yavaş. Nefes al. Cips çok güzel. Ve ben her türlü cipsi çok sevdiğim için. Çiğ köfte cips hariç. Var ya. Bunu açalım bence. Şöyle bir ürünümüz var. Ülker Dunkek Tart Kek çilekli. Bir de benim çileğe alerjim var ama olsun. Ama yaptan seçtim.
Türk kahvesinin yanına çok iyi gidiyor bu. Evet, Osman Yılmaz, yorumunuz nedir? Ben beğendim bunu. Çünkü o gün yememekte o kadar çok direttin ki, yani yemen için 3 gün uğraştık ama inatla yemedin. Afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar, en merak ettiğim kısma geliyorum. Haribo'nun Vegemix diye şöyle jelibonları var. Biliyorsunuz normal jelibonlarda sığır jelatini olduğu için ne veganlar ne vejeteryanlar onları tüketemiyor. Daha sert. Aa, aynı. Bir şeye benziyor. Ve normal Haribo'dan bence hiçbir, hiçbir farkı yok. Ve şey, biraz daha dişe yapışıyor sadece. Aydınlanıyor muyuz? Biraz daha dişe yapışıyor sadece. Öbürlerini ısırdığında uzuyor böyle. Uzuyordu. Bu uzamıyor. Dişin direkt ama kesiyor bunu. Ben meyve tadını alıyorum. Alıyorsun. Yani tabii meyve dediğimiz şurup da alıyorum. Aa, bayağı anket çikolatası var içerisinde. Bir şey değil mi? Bayıldım ben. Yok, ayaklasın. Ne bu, amatör video mu burası? Amatör bir kanal mı burası? Çok şey yediğim için bana çok tatlı geldi. Az önce 2,5 liraya fıstık yedim. Bir tane yedim kız. Fıstık yedin ama. Bence bugünkü denediğimiz en güzel şey o. Bayağı fıstık içerisindeydi. Ama ben tatlı, çok tatlı. Fıstık tanelerini şu ağzında hissedebiliyorum. Merve'yi nasıl iyi anladım biliyor musun? Aşırı tatlı deyip fenalaşıyor ya. Zaten son bir ürünümüz kaldı. Fındık yok. Var. Var mı? Bende yok. Kandırıldım. Nasıl yok? Demin ki bende yok. Fıstık olanın aynısı. Bende yok. Bir sonraki tadım testinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani tadım testi bitti şu an. Vlog devam ediyor. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesi artık Aposto'da bir yazı ve içerik açık hazırlamakta. Bültenle ilgili minik bilgi vermem gerekirse, yani aslında detay vermek istemiyorum ama bültenimizin ismi Sinekli Bakkal. Bu bülten içerisinde, yani Aposto'da bülten şeklinde yayın yapabiliyorsunuz. Yani ben bunu bülten olarak adlandırmak istiyorum şu an doğruyu anlatabilmek adına. Sinekli Bakkal isminde bu bültende genel olarak kitapları ve kitapların yorumları, yani belli başlı kitaplar olacak ya da bir kitap olacak. Bu kitaplar içerisindeki yorumları incelemiş ve okumuş olacaksınız. İçerisindeki bülten elbette zenginleştirilecektir. Yani Hilal bunu yapacaktır muhtemelen. Hani çok fazla bültenle ilgili bilgi vermek yerine doğrudan sizin ona ulaşım sağlayıp okumanızı isterim ve bülteni takip etmenizi isterim. Bu arada bu videonun altında ben linki de bırakacağım bülteni nasıl abone olabileceğinize dair, ki buraya eklemiş olacağım o video sayesinde de bültene nasıl giriş yapabileceğinizi ve bültende neler olabildiğini, yani ilk bülteni göstermiş olacağım size buradan. Yani bununla ilgili duyurumu da yaptığıma göre ve daha ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Aa, buldum. Bu arada ben geçenlerde bir rüya gördüm arkadaşlar. Şimdi bu bültenin üzerine bu rüyayı anlatmak da ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü dünyanın en saçma rüyalarından bir tanesini anlatacağım şimdi sizlere. Şimdi nedir bu rüya? Şimdi Almanya'da yaşıyorum. Yani arkadaşlar gördüğüm rüya şöyle. Ben tamamen Almanya'ya yerleşmişim ve bu Almanya içerisinde yaşıyorum. Evim, yaşam alanım, her şeyim orada. Ama Almanya'da çalışmıyorum. Türkiye'de çalışıyorum. Her sabah ilk uyanıyorum. Kahvaltımı yapıyorum Almanya'da ve oradan havalimanına gidiyorum. Sonra Türkiye'ye geliyorum. Burada çalışıyorum ve akşam geri dönüyorum. Yani böyle bir hayat. Yani neden böyle bir rüya gördüm? Gerçekten bu rüyayı görme sebebimdeki bilinçaltım ne çok merak ediyorum ama Almanya'da yaşayıp Türkiye'de çalışma temelli bir rüya görmek gerçekten bir tek bana nasip olur galiba. Yani koskoca Almanya'da iş bulamamak ya da Türkiye'de ev bulamamak mı? Yani nasıl olmuş bu süreç? Bu rüyanın detayını gerçekten çok merak ediyorum. Yani neden böyle bir rüya gördüm? Bu kadar saçma bir rüya neden gördüm? Yani düşünebiliyor musunuz? Her sabah bir de rüyamda şu endişeler içerisindeyim. Yani ben nasıl işe gideceğim? Yetişebilecek miyim? Ya uçak rötar yaparsa, bir şey olursa gibi sıkıntılar içerisindeyim. Her neyse, ne diyebilirim ki? Hiçbir şey söyleyemem.